İnsani yardım faaliyetleri gerçekleşmiyor. Yakıta ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Her saat başı ise 200 aile zorla yerinden oluyor. Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen terör devleti İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Refah'ta hayat durma noktasına geldi. Birleşmiş Milletler işgal altındaki Filistin topraklarındaki İnsan İşler Koordinatörü Andre de Domenico, Refah'taki son durum hakkında konuştu. Domenico, İsrail'in tahliye emrinin ardından Refah'tan her saat başı yaklaşık 200 ailenin hareket ettiğini bildirdi. Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapanmasıyla yakıt ulaşımının gerçekleşmediğini belirten Domenico, insani yardım faaliyetlerinin yapılmadığını kaydetti. Domenico, yakıt tedariki tekrar sağlanamazsa günler içinde temel sektörlerin büyük zarar göreceğini işaret etti. Refah'taki hastaneler hakkında da bilgi veren koordinatör, hastanelerin korunması gereken yerler olduğunun altını çizdi. Refah'ta 3 hastanenin kullanılamaz hale gelmesi durumunda bunun büyük bir felakete yol açacağını vurgulayan Domenico, sahra hastanelerinin bu açığı kapatamayacağını bildirdi.